Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün Risale-i Nur'un çetin cevizlerinden bir tanesini yapacağız. 10. nota, meşhur 10. nota. Marifet olan delilleri. Su, hava, nur. Çok pek rastlanmayan, yapılmayan ders. Ağır görülen bir ders. Ama inşallah Ramazan bereketine bu dersi yapmaya, anlamaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi Evvel Ahmet kardeşi lemalardan 17 lemayı, çünkü dersimizin başlığı Züre'ye seyahat dedik, yolculuk dedik. Züre deyince de nereden başlıyoruz? Lemalarda. Gerçi mesleği de var ama tekrar olmasını biz lemalardan 17 lemayı Ahmet kardeş okusun. Sonra tekrar üçümüz, üç kardeş beraber mütalaa edeceğiz. Evet, Rabbim tesirini hak Evet. etsin der. Ramazan mübarek Baştan olsun der. Hayırlı başlayalım. Buyur Ahmetciğim, buyur. mukaddemeden başlıyorum. Evet, o izlema. Zühre'den gelmiş 15 notadan ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu lemanın telifinden 12 sene evvel 12 sene evvel denilen tarih miladi 1921 seneleridir. İnayet-i Rabbaniye ile Marifet-i İlahiye'de bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-i kalbiye ve bir inkişafat-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemaat-ı tevhidiyeyi Arabi olarak notalar suretinde Zühre, Şule, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risalelerde kaydetmiştim. Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuağını ira etmek tarzında yazıldığından, yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihtar şeklinde olduğundan, başkalarının istifadesi mahdut kalmıştı. Hususan en mümtaz ve en has kardeşlerimin kısmı azamı Arabi okumamışlar. Bunların ısrarı ve ilhahıyla o notaların, o lemaların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir mealini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum. Şu notalar ve Arabi risaleler Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhut suretinde gördüğü için Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhut suretinde gördüğü için tayir edilmeden mealleri yazıldı. Onun için bazı cümleler sair sözlerde de zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor. Ve bir kısmı gayet mücmel olmakla beraber izah edilmiyor. Ta letafeti asliyesini kaybetmesin. Tamam, Allah razı olsun. Evet. Bak burada değerli kardeşim en çok önemli olan nokta üç tane şey geçiyor. Seyahat-ı kalbiye, sonra inkişafat-ı ruhiye, bir de hareket-i fikriye. Bunun üzerine duracağız. Oku bakalım şimdi yeni baştan Erdo kardeşim. 17. lema. Zühre'den gelmiş 15 notadan ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Zühre diyoruz. Zühre. Zühre nedir? Mesnevi Nuriye'de Zühre. 341'i aç. Zühre'yi bir oran okuyalım. Zühre. Bir de mi çiçek. Ama nasıl bir Zühre bu? Yani tabii aynı zamanda Mesnevi'nin eseri. Zühre. Burada tevriye sanatı yapıyor. Hem 300 kaç? 300? 41. En sonunda Zühre diye bir konu var. Yani 341'de yok ki abi. Nokta var. Mesnevi Nuriye. Mesnevi en Evet. son. Bir Tirise'de. Sayfa şey olmasın. Bir Zaten Tiris metni. Her Fikris'te mi diyorsun? Tamam. Şimdi oldu. Tamam. Katrenin Zeyli. Orayı mı? Evet. Zühre 7 numara. 7, Zühre 7 diyor en sonda. 341 7. Bulamadım. Bulamadım. Bulamadıysa ben okuyayım Erdem Bey. Siz okuyun, ben bulamadım. Oku. Tamam.
Uzun zühre, uzun bir hakikatin yalnız ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuanı ira etmek maksadıyla yazılan bu çok mühim risale, gayet ehemmiyetli hakikatlere ihtiva ettiğinden, en mümtaz nur şakirtlerinin mısırrane talepleri üzerine, ekserisi Arapça bilmeyen o şakirtlerin istifadelerine medar olmak için kısmen izahlı, kısmen kısa bir meali üstadımız tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve 17. Lama namıyla 15 notu olarak Risale-i Nur külliyatının lamalar kısmına ilhak edilmiştir. Zühre şöyle bir hakikatla başlar. Dünyadaki her zihayat Malikinin ismiyle, dünyadaki her zihayat Malikinin ismiyle, namıyla, hesabıyla çalışan muvazzaf bir asker gibidir. Kim kendini kendine malik zannetse o kimse haliktir. Sonra uzun ve muhit bir salatü selamı müteakip her biri bir risalenin güya hülasası ve çekirdeği mahiyetindeki şümüllü ilemlerle geçer. İlemlerin birisinde Kur'an tilmiziyle felsefe tilmizini içtimai ve şahsi cihetlerden mukayese ederek felsefenin sakim ve muzır kısmının batıl hükümlerini çürütür. Son eylemi de gayet güzel ve hazin bir münacat ihtiva etmektedir. Daha fazla malumatı Türkçe olan Notalar Risalesi'ne havale ederiz. Bu Mesnevi-i Nuriye'nin fihristesinde o kıymetli harika risalelerdeki güzel hakikatlerden yalnız bir ikisini nakıs fehmimizde ve kasır ifademizde göstermeye çalıştık. Yoksa gösterdiğimiz misaller o harika ilmi irfanın ne en canlı noktaları olabilir ve ne de en kıymetli cevherleri olabilir. Belki o şemsin cüz'i bir şuağı, o bahrin küçük bir katresidir. Evet, bunun Mesnevi'nin çok kıymetli bir eser olduğunu ve bütün külliyatın bir nevi özet olduğunu ve her bir eyleminde çok yüklü manalar olduğunu ifade etti üstadımız. Mukaddemede bu Mesnevi adlı kitap mukaddemesinde sayfa 17'de ikinci ve şu noktaya bakalım, mesele daha iyi anlaşılsın. Yani hatta Ahmetciğim sana bir şey de hatırlattım burada. Hatırlar mısın, siz üstadın evindeyken bunu söylemiştiniz Fırıncı abiyle beraber. Yani üstad eski saati yeni saati döndürme noktası. Burada da kısmen geçecek. Biraz muğlak geçmiş. Onu da senden rica etsek de cemaatimiz öğrense bunu. Yani üstad eski saat yeni saat bir laf geçiyor burada da onu şimdi onu araştırmak zor olur. Ben de ona bakmadım açıkçası. Sen daha iyi biliyorsun. Onu da cemaatimize açıklasak iyi olur. Buyur Erdiciğim. Sayfa 17. İkinci nokta, ikinci nokta Mevlana Celaleddin radıyallahu anh ve İmam-ı Rabbani radıyallahu anh ve İmam-ı Gazali radıyallahu anh gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp lillahilhamd eski sahit yeni sahide inkılap etmiş. İşte bunu soracaktım ben Ahmetciğim. Hatırlayabildin mi sen? Evet. Ha, onu bize söyler misin? Üstad Hazretleri 1918'de Rusya'da esaretten kaçarak kurtuluyor. Uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bir müddet kısa bir zaman Ayasofya misafirhanesinde kalıp sonra daha önceden İstanbul'a geldiği için biliyor Sarıyer'e gidiyor. Sarıyer'de kendisine bir halvethane tabir edilen bir yer kiralıyor. İki katlı küçük bir onun ahşap bir bina. Orada, o bina duruyor değil mi? Duruyor. Duruyor. Evet. O bina restorasyon yapıldı. Bir hatıra olarak, ustadımızın hatırası olarak muhafaza ediliyor. Elhamdülillah. Orada Üstad Hazretleri Abdülkadir Geylani'nin Fütuhul Gaybi ile İmam-ı Rabbani'nin mektubat kitaplarını okuyorlar. Üstad Hazretleri Abdülkadir Geylani'nin Fütuhul Gaybi'ni okurken orada Entefi darül hikmeti fatlib tabiben yudabi kalbek ifadesi geçiyor. O zaman kendisini yani evet sen ondan sonra darül hikmette
vazifelisin. İşte ehli imanın, ehli İslam'ın yaralarını tedavi eden bir tabipsin. Kendini öyle görüyorsun. Fakat sen kendin hastasın. Kendine bir tabip ara diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri 800 sene öncesinden. O da diyor tabibim sen ol diyor. Ve kendisini muhatap ederek okuyor. Çok diyor şiddetliydi ifadeleri. Yarısına kadar okuyabildim. Kitabı dolaba koydum. Fakat ameliyatı o manevi ameliyattan ondan sonra gelen şifa ile diyor. O üstadımın kitabını tamamen okudum, istifade ettim. Sonra diyor İmam-ı Rabbani'nin kitabını aldım, mektubatını. Böyle halis bir tefeyyülle açtım. O da diyor ondan sonra mektubatının başında Mirza Bediüzzaman'a mektup yazılı gördüm diyor. Ve kendisine hitaben o mektupları okuyor. Tevhidi kıble et diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Diyor kalbime geldi ki ondan sonra hakiki tevhid Kur'an'la olur. Ben Allah de Allah. Diyor ona ondan sonra yöneldim. Cenab-ı Hak da bana gayet kısa bir yolu ikram etti diyor. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri içinde eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesine vesile olan üstadlardan olduğunu bahsediyor. Bir de bir şeyden söylemişsin. Kur'an'da arkadaşlık olduk hani baştan. Evet. O da gene 1934 senesinde Refet Baruç abi Üstad Barla'dan Isparta'ya gelince orada bir köşkte yani bir bağ evinde kalıyorlar. Orada soruyor kendisine. Diyor üstadım bir yerde Abdülkadir Geylani üstadım diyorsun. Bir yerde İmam-ı Rabbani. Bir yerde de üstadım Kur'an'dır diyorsun. Bunun tevfiki nasıldır? O da diyor ki kardeşim Abdülkadir Geylani ile İmam-ı Rabbani Hazretleri eski Said'i yeni Said'e çeviren üstadlardır. Şimdi ise Kur'an üstadlığında şimdi ise diyor Kur'an üstadlığında ders arkadaşlarımdır diyor. Allah Allah. Böyle ifade ediyor. Yoksa Allah razı olsun. Ben daha evvel dinlemiştim. Cemaat istifa etmiş inşallah. Eski Said'in yeni Said'e dönmesini şeyi böyle dinlemiş olduk. Tekrar Erdi'ciğim iki nokta bir daha alırsa baştan. İkinci nokta Mevlana Celaleddin radıyallahu anh ve İmam-ı Rabbani radıyallahu anh ve İmam-ı Gazali radıyallahu anh gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamından kurtulmasını temine çalışıp lillahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi sonra Türkçe olan Mesnevi Şerif gibi o da Arapça bir nevi mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşalar, lasiyemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lemaatı gayet kısa bir sürede yazmış. Fırsat buldukça da tab etmiş. Yarım asla yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Üçüncü nokta, o yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve dalaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Burada bir şey öğrenmek istiyorum Ahmet'ciğim biraz senden. Galiba lemalarda da var. Onu hem aç hem de anlat bize. Ha, 28. lemanın 14 nüktesinde Mesnevi ile Risale-i Mukayese. Dikkat edin değerli arkadaşlar. Bugün Mesnevi için, Mevlana için ihtimaller yani şeyler, anmalar yapıyorlar değil mi? Ya üstadın yazdığı eserin kıymeti bilsek. Ne güzel. Senin bunun hatıran vardı galiba. Buldun mu onu? Buldum. Şeyde. Okur musun bize Ahmet? Lemalarda. Eskişehir hapsinde yazdığı bir mektup bu. Kardeşlerim, kalbime ihtar edildi ki nasıl ki Mesnevi-i Şerif Şems-i Kur'an'dan tezahür eden yedi hakikattan bir hakikatin aynesi olmuş. Kutsi bir şerafet almış. Mevlevilerden başka daha çok ehli kalbin layemut bir mürşidi olmuş. Öyle de Risale-i Nur
Şems-i Kur'aniye'nin ziyasındaki Elvan-ı Seba'yı, o güneşteki renk renk, çeşit çeşit yedi nuru birden aynesinde temessül ettirdiğinden, inşallah yedi cihetle şerif ve kutsi ve yedi mesnevi kadar ehl-i hakikata baki bir rehber ve bir mürşit olacak. Olmuş elhamdülillah. Bununla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Şimdi hatırlayamıyorum abi. Belki hatırlarsan devam et. Çünkü önemli bir şeydir. Bu parça ne Raneka'da, ya Envar'da, ne de sözler yok. Osmanlıca lamalarda var bu. 28. Evet. Lama olarak geçiyor. Bu 28. lamayı Üstad Eskişehir hapsinde talebelerine mektup olarak yazmış. 28 nükteden ibaret çok kıymetli mektuplar. Evet. Burada kaydedilmiş. Evet. Gerçi Latif Büyükler'e de galiba çıktı ama bu. Evet, evet. Şimdi 17 lamayı tekrar devam et Erdicim. Orada kalmış. Demek bitemedim. Mesnevi bitir. Demek bu Arabi Mesnevi Mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefs-i emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şüphatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malumat ise meşrudat hükmünde, ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor. Evet, Allah razı olsun. Bu Mesnevi ile ilgili senin bir şey var mı Ahmetciğim? Bu usta var mı? Mesnevi Zübeyir abiden. Çok okumuz Mesnevi siz böyle Mesnevi Nuri'yi. Mesnevi işte Risale-i Nur'un fidanlığı hükmünde, yani bir özeti hükmünde açılımı Risale-i Nur Mesnevi'nin. Demek her bir eylem ayrı bir kitap gibi değil mi? Öyle oluyor. Öyle. Her bir eylem bir risale. Evet. Peki şimdi devam edelim şimdi. Ne? Yeni başlar. Mukaddime. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime, bu lemanın telifinden 12 sene evvel. 12 sene evvel denilen tarih Hicri 1340, miladi 1921 senelerdir. İnayet-i Rabbaniye ile marifet-i ilahiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-ı kalbiye ve bir inkişafat-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemat-ı tevhidiyeyi Arabi olarak notalar suretinde Zuhre, Şule, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risallerde kaydetmiştim. Bu cümleler değerli kanı, bu cümleler, bu meşhur 13. notanın çekirdekleri bunlar. Bu. 3 tane saydı. Ne dedi? Seyahat-ı kalb, öyle mi? Yok, hareket ettikliğe su deliline misal vereceğiz. Sonra seyahat-ı kalbiye nur deliline misal vereceğiz. Ve inkişafat-ı ruhiye de o da evet, hava misaline vereceğiz bunu inşallah. Bunu açıklamaya çalışacağız. Devam et bakalım. Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuağını ira etmek tarzında yazıldığından, yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihtar şeklinde olduğundan başkalarının istifadesi mahdut kalmıştı. Hususen en mümtaz ve en has kardeşlerimin kısmı azamı Arabi okumamışlar. Bunların ısrarı ve ilhahıyla o notaların, o lemaların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir mealini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum. Şu notalar ve Arabi risaleler, Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhut suretinde gördüğü için tayin edilmeden mealleri yazıldı. Bak burada onun hakikat için ilmi dedi. Sözlerde 26. sözde sizin kitabına göre konuşayım. Yoksa ben ezbere söyleyeceğim. 638. sayfasında 4. fıkrada der ki hakikat ilminden maksat neymiş? Bulabildin mi Ahmetciğim eğer? Yoksa ben ezbere mi söyleyeyim? Ha, 34. fıkra. Bak oku. 4. mebhas. Yok fıkra, fıkra. 4. fıkra. 638. Ha, tamam şimdi oldu. 4. fıkra. Hakikat ilmini. Ne dedi? Hakikat ilmi. Evet. Evet. Başka? Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünkü bütün hakaiki mevcudat, ismi Hakk'ın şuaatı ve esmasının tezahüratı
ve sıfatının tecelliyatıdırlar. Bir daha okur musun? Bir daha Cenab-ı Hakkat ilmini. Hakikat ilmini, hakiki hikmeti ister isen Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünkü bütün hakaiki mevcudat, ismi Hakk'ın şuatı, bir, esmasının sonra, tezahüratı, iki, sıfatının tecelliyatıdırlar. Üç tane madde söyledi, bütün kâinat. Evet. Maddi ve manevi, cevheri, arizi, her bir şeyin, her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır ve hakikatına istinad eder. Yoksa hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir surettir. Evet, bu kadar alırdın. Evet. Tekrar devam et Erdicim. Bir daha orada. Olur. Dedi ki şu noktalar, ara bir sayılar, yeni saydın en evvel. Yeni saydın en evvel hakikat ilminden bir derece şuhud suretinde gördüğü için tayir edilmeden mealleri yazıldı. Onun için bazı cümleler sayrı sözlerde de zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor. Ve bir kısmı gayet mücmel olmakla beraber izah edilmiyor. Ta letafet-i asliyesini kaybetmesin. Bak burada geçen bir cümle geçti değerli kardeşim. Şu anlar için bunda izah burada var. Diyor ki ne dedi? Hareket ettikliğe, seyahat-i kalbiye, inkişafat-ı ruhiye. Bak evet. Aynı şey. Burada hem hava, hem nur, hem sudan bahsetti. Yine dördün şu anda. Çok önemli bir derste dördün şu an. Evet. Evet, buldun mu şey ihtarda? Buldum, okuyorum. Oku, oku. Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Gittikçe inkişaf eder. Hususen bu risalede, dördüncü şuada, birinci mertebe çok kıymettar. Çok kıymettar bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe, bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissi ve gayet ruhlu bir muamele-i imani ve gayet gizli bir mükaleme-i kalbi suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarruz etmiş. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez. Demek burada gelip iki tane şey söylüyor. Bir de bu eserler aynı şekilde hatırlarsın. 33. pencerede var. Baştan şey geçer, sonra açılır, değil mi? Evet. Açılır. Kapalı bunu... geçer, sonra evet. Açılır. Buradaki muhakeme-i hissi, muamele-i imani, güzel ve mükaleme-i kalbi suretinde. İşte hem sudan, su delilinden, hem hava delilinden, hem de nur delilinden bahsediyor. Bu uzun mukaddemeden sonra şimdi dersimizin konusuna girelim. Lemalar, meşhur 10. notayı okuyacağız. Lemalar. Evet. Buyur. Başlıyorum. Evet. 10. nota. Bil ey gafil müşevveş insan. Cenab-ı Hakk'ın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ve ayet ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme. Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerrüt et. Onlara müteveccih ol, dur. Çünkü ben müşahede ettim ki marifetullah'ın şahitleri, bürhanları üç çeşittir. Bir daha alır mısın? Baştan aklıma bir şey geldi. Baştan alır mısın bir daha oraya? Evet. Bir ey gafil müşevveş insan. Cenab-ı Hakk'ın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ve ayet ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama. Demek burada ne anlatıyor? Teslimiyet şart.
Ama hatırlarsanız Üstad Bey bu asra teslimiyeti azalmış. Kalbi şüpheler dahil olmuş insanlar. Evet. Anlama çok zor. Hatırladın değil mi? Evet, teslimi kırılmış asırdı. Tenkit etmek yok. Teslimiyet var. Bir nevi sadakat var değil mi? Burada sadakat var. Yani evet. Okunan delilere. Tenkit parmaklarla yoklama, sonra sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerrüt et. Onlara müteveccih ol. Bak burada ben yerini söyleyeyim. Tabii şey yapmak. Şeyde mektubatta sayfa 16. mektupta sayfa 107'de bu feyizler bu nurlar nasıl gelir? Üstad bunun şifresini vermiş. İnanın bak şu anda benim aklıma geldiğini söylemedim. Bak size bunu vermemiş notlarını. 16. mektup sayfa 107'de el cevap izleyen var. Buldun mu? El cevap. Bak. Evet. El cevap. Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Bu alakası yok. Ama oradan başlayınca okudum. Esas şimdi oku. Fakat hakaiki imaniye ve esasat-ı Kur'aniye resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe-i ilahiye olan o esrar kesme bir daha. Belki bir mevhibe-i ilahiye olan o esrar bir daha. Belki bir mevhibe-i ilahiye olan o esrar yani bu sırlar halis bir niyetle bir dünyadan iki ve dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Nasıl gelmiş o feyizler? Bir halis bir niyetle. Niyet. Tenkit etme. Evet. Parmaklarını uzatma. Niçin böyle deme. Başka dünyadan. Başka huzuzat-ı nefsani. Nedir huzuzat-ı nefsaniye? Nefsi arzularından da evet. Tecrübe etmek vesilesiyle bu nurlar gelir. Niye ben bunu okudum aklıma geldi? Yani bu 10. notayı baştan öyle peşin anlamında girme. Risale delillerini bir dinle, sonu dinle. Değil mi? Evet. Yani kitabın ortasını bakma. Sonuna bakma. Baştan aşağı bir ondan sonra bütün mütalat dedik. Tekrar Ahmet'in devam et. Belki gaflet esbabından oradan kaldık. Lemalı yine. Evet. Bir üstten alıyorum. O üstten al, doğru. Evet. Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerrüt et. Onlara müteveccih ol, dur. Çünkü ben müşahede ettim ki marifetullahın şahitleri, bürhanları üç çeşittir. Bakın marifet, bizim zaten bu dersin marifetullahın şahitleri. Ama marifetullahın şahitleri sudur, havadır, nurdur. Başka bir de marifetullahın mertebeleri var. Burada da ilmel yakın, aynel yakın, hakka yakın. Bir de marifetullah denilen kemalat arşı var. Burada tasavvuf var, kelam var, felsefe var, Kur'an var. İnşallah bunları dersleri okuyacağız. Tekrar ediyorum. Marifetullah mertebeleri üçtür. İlmel, aynel, hakka yakın. Emirde alakası bunlar izahlar var. Zamana geri söyleyeceğiz. Bir de marifetullah denilen kemalat arşı var. Bu da dörttür. Bir tasavvuf ehli var. O yolu gidiyor. Bir kelamla gidenler var. Bir felsefeyle giden var. Bir de Kur'an'ı yol var. Kur'an'ı yol. Zaten Rıza'nın Kur'an'ı yoldur da. Şimdi desem size bir kitap söylesem ama belki zor bulursunuz ama. Tabii neyse dersin sonra söylerim. Ahmet belki okutarız. Bir lake gibi olur. Sike, Tasike ve Asay-ı Musa hangisi varsa ben bununla bir şey göstereceğim size. Bir de Martin muallimleri var. Muallimleri, malum 19 sözde nedir? Bir kainattır, bir peygamber sesemdir, bir de Kur'an-ı Zimşan'dır. Biz ne okuyacağız burada? Marifetullah şahitler okuyacağız. Tamam mı? Buyur Ahmetciğim. Uzattık ama. Evet. Önemliydi. Oku. Bir kısmı... Marifetullah'ın şahitleri, bürhanları üç çeşittir. Bir kısmı su gibidir. Görünür, hissedilir. Lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez. Edilse akar kaçar.
O ab-ı hayat parmağı mekan ittihaz etmez. İkinci kısım hava gibidir. Hissedilir fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et. Kendini mukabil tut. Tenkit elini uzatma. Tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Tereddüt eliyle baksan, tenkit ile el atsan, o yürür gider. Senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz. Üçüncü kısım ise nur gibidir. Görünür, fakat ne hissedilir ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et. Kendini mukabil tut. Tenkit elini uzatma. Affedersiniz. Üçüncü kısım nur gibidir. Görünür. Fakat ne hissedilir ne de tutulur. Öyleyse sen kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut. Ve gözünü ona tevcih et, bekle. Belki kendi kendine gelir. Çünkü nur elle tutulmaz. Parmaklarla avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer haris ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur maddide hapse razı olmadığı gibi kayda da giremez. Kesifi kendine malik ve seyyid kabul etmez. Evet, değerli kardeşlerim, biliyorsun bu üç tane delil. Su, hava ve nur. Bu üç delilin ortak noktaları, buna dikkat ettiniz mi? El ile tutulmamalıdır. Elle tutulmuyor. Bir kısmı su gibidir. Yani görünür, su gibi görünür ve hissedilir. Ama tutulmaz. Bir kısmı hava gibidir dedi üstad. Bu daha ince ve daha gizlidir. Hissedilir. Ama ne görünüyor ne de tutulur. Üçüncü kısım nur gibidir. Okuduk. Bu daha havadan daha latif ve saklıdır. Gizlidir. Görülür. Ama ne tutulur ne de hissedilir. Demek üç tane şey var. Şimdi bu mukaddemeden sonra değerli kardeşlerim, bu hava, nur, su gibi derin bir konuyu 4-5 manayla gireceğiz. Biz birinci mana bir okalım. Zaman burada zaten dersin başına züreye yolculuk demiştik. Bu yolculuğun birinci basamağını okuyalım. Şu anlardan okuyalım inşallah. Sonra önümüzdeki derslerde yine ikinci basamağını, sonra üçüncü basamağını size anlatmaya çalışacağım. Şimdi hepsini söylesem zaten zaman yetmeyecek. Buldum Ahmet kardeşim. İkinci şuaya. Evet. Sayfa 26'yı aç. Tamam. Birinci makamın birinci meyvesi. Tevhid ve vahdette cemal-i ilahi ve kemal-i rabbani tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa o hazine-i ezeliye gizli kalır. Evet, hadsiz cemal ve kemalat-ı ilahiye. Bir daha alır mısın? Ben kafam karıştı. Affedersin. Bir daha alır mısın? Tevhid ve, tevhid evet. Ve vahdette cemal-i ilahi ve kemal-i rabbani tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa o hazine-i ezeliye gizli kalır. Bakın, demek tevhid birleştirmek anlamındadır. Yani bir varlığı veya bir hadiseyi birlikte tek olarak düşünmek yerine, bak, bir varlığı yani cüz'iye düşünmek yerine onun mahiyetinin bütün varlıkları, olayları birlikte düşünmemizi gösteriyor. Yani tek değil, cüz'iyetten külliyete geçme alıyor. Yoksa zayıf kalır. Göremezsiniz. Şey yapmazsınız. Ne mantıklı diyeyim yani. Evet. Ona, yani tevhid ve vahdette cemal ilahi ve kemal tezahürde, yani açıkça şaşalara görülür. Yoksa göremezsiniz.
Üç misal verecek. Oku bakalım birinci misal. Evet. Evet, hadsiz cemal ve kemalat-ı ilahiye ve nihayetsiz mahasin ve hüsn-i rabbani ve hesapsız ihsanat ve bahay-i rahmani ve gayetsiz kemali cemali samadani ancak vahdet aynesinde ve vahdet vasıtasıyla şecere-i hilkatın nihayetindeki cüz'iyatın simalarında temerküz eden cilve-i esmada görünür. Mesela iktidarsız ve ihtiyarsız bir yavrunun imdadına umulmadık bir yerden, yani kan ve fışkı ortasından beyaz, safi, temiz bir süt göndermek olan cüz'i fiil ise tevhid nazarıyla bakıldığı vakit birden bütün yavruların pek çok harikulade ve pek çok şefkatkerane olan külli ve umumi iyaşeleri ve validelerine onlara müsahhar etmeleriyle rahmeti rahmanın cemal-i layezalisi kemal-i şaşa ile görünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cemal gizlenir ve o cüz-i iyaşe dahi esbaba ve tesadüfe ve tabiata havale edilir. Bütün kıymetini belki mahiyetini kaybeder. Demek birinci delil cansız elementlerin ve şuursuz sebeplerin eliyle canlara gelen Rahman'ın sofrasına bahsetti. Evet. Yani rahmet ve rahim ve rezzak olan Cenab-ı Hakk'ın varlığı açıkça görülüyor. Su gibi. Görüyorsun, hissediyorsun değil mi kardeşim? Evet. Ya 1,5 milyon canlı türlü düşün. Bunların bütün fertlerin birlikte nazar alsan çok korkunç. Daha evvel derste söylemiştim. Bir süt içiyoruz. Sütçü geliyor. Sadece senin vatilde içilen sütleri günlük toplasan bayağı kaç litre olur? Peki ya İstanbul toplasan sütleri veya Türkiye'yi veya dünyayı mübalağa olur mu? Sütten nehir akar. Sütten nehir akar. Evet. Böyle düşünebiliyor musunuz? İşte o zaman cüz'iyetten bak bu su delili gayet açık. Bu üç delil arasında benim kanaatime göre su delili daha kuvvetlidir. Su, evet. Hava, sonra daha kapalı derin nur delilidir. Tekrar ediyoruz. Cansız elementlerin ve şuursuz esbab eliyle gelen bu gıdaların bütün canlılara karşısında düşün, Rahman'ın geniş sofrasını düşünüyoruz. Ama sen sofranda zeytin ekmek düşünüyorsun, cüz'ü bakıyorsun. Ama böyle göremezsin. Ama rezakatın şumulünü evet, bütün kainatı görürsen o zaman ne oluyor? Kemal Rabbani tezahür ediyor. Yoksa baksan şuursuz esbabı verirsin, biter iş. Su. Şimdi yani hava deliline geldik. Oku Ahmetciğim. Mesela müthiş bir hastalıktan şifa bulmak. Eğer tevhid nazarıyla bakılsa birden zemin denilen hastane-i kübrada bulunan bütün dertlilere alem denilen eczahane-i ekberden ilaçları dermanlarıyla şifa ihsan etmek yüzünden rahim-i mutlakın cemali şefkati ve mehasin-i rahimiyeti külli ve şaşalı bir surette görünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cüz'i fakat alimane, basirane, şuurkerane olan şifa vermek dahi camit ilaçların hasiyetlerine ve kör kuvvete ve şuursuz tabiata havale edilir, verilir. Bütün mahiyetini ve hikmetini ve kıymetini kaybeder. Burada bak hissediyorsun, hastalığı hissediyorsun. Hissediyorsun. Ve nitekim burada da şifa üzerinde duruyor bu müsaadede. Yani bütün hastalıklarda yeryüzünde böyle bir devasında, hastanesinde ilaçları yaratılmış, öyle düşünsen Şafi Cenab'ın Şafi ismin tecellisini ve Allah'ın varlığına en büyük bir delildir. Ama bu delil demin okuduğun rızık delilinden daha açık olmuyor. Biraz daha perdeli olmuyor mu? Evet. Oluyor. Şimdi geldik üçüncü delil. Sahip Esad'dan döndür.
Veya hem mesela o sayfanın altında, estağfurullah, sayfa 27 altında hem mesela dalaletin gayet müthiş manevi elemini hisseden bir adama iman ile hidayet ihsan etmek, eğer tevhid nazarıyla bakılsa, birden o cüz'i ve fani ve aciz adam, bütün kainatın halikı ve sultanı olan mabudunun muhatap bir abdi olmak ve o iman vasıtasıyla bir saadet ebediyeyi ve şahane ve çok geniş ve şaşalı bir mülk-ü baki ve baki bir dünyayı ihsan etmek ve onun gibi bütün müminleri dahi derecelerine göre o lütfa mazhar etmek olan bu ihsan-ı ekber yüzünde ve simasında bir zat-ı kerim ve muhsinin öyle bir hüsn-ü ezelisi, öyle bir cemal-i layezalisi görünür ki, böyle bir lemasıyla, böyle bir lemasıyla bütün ehli imanı kendine dost ve has kısmını da aşık yapıyor. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cüz'i imanı ya mütehakkim ve hudbün mutezililer gibi kendi nefsine veya bazı esbaba havale eder ki hakiki fiyatı ve bahası cennet olan o rahmani pırlanta bir cam parçasına inip aynı darlık ettiği kutsi cemalin lamasını kaybeder. İşte bu üç misale kıyasen daire-i kesreti müntehasındaki cüz'iyatın cüz'iyat ahvalinde tevhid noktasında cemal-i ilahinin ve kemal-i rabbani'nin binler envaı ve yüz bin çeşitleri onlarda temerküz cihetinde görünür, anlaşılır, bilinir, tahakkuku sabit olur. Demek burada da nur denilen bahsediyor. Üçüncü delil hidayettir. Mideleri rızıkla doyuran, hastalıkları devalar veren, yaralı ruhları iman ve İslamiyetle şerefli kılan, biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın Hadi ismini gösteriyor. Hiçbir fiil faiz olmadığına göre, yani bir daha biliyorsunuz birer kağıtçı olmaz. O arada her fiilin bir faili olduğuna göre bütün bu insanlara doğru yolu gösterme fiili de nedir? Hadi olan Allah'ın varlığına en büyük delildir. Ama bu üç delilden, bu iki delilden daha bu üçüncü delil, yani gerek sudan, gerek havadan daha perdelidir. Anlatabildim yani. Yani birinci delil, sudan bahsettik, açık görünüyordu. Ona rızık önemli verdik. İkinci delil, hava delildi, biraz daha perdelidi. O da Allah'ın Şafi ismini görüyorduk. Üçüncü delil, Hadi ismini. Hidayet kim veriyor? Allah. Bunu gördük. Tabii şimdi geldik, vakit de geldi değerli kardeşimiz. Bu delilin ahirete bakan kısmını, ahiret iman kısmını, sonra efendim diğer kitaplardaki delillerle beraber, bu nasip olsa vakit doldu, önümüzdeki derste yapalım, olmaz mı? Olur hocam. Burada bırakalım. Çünkü bunu hazmedelim. Sade ne dedik? İkinci şuada su, hava ve nur deliline örnek verdik. Suya Rızak ismini verdik. Rezzak'ı gösterdi. Rahman'ı gösterdi. Havaya da Şafi ismini gösterdi Cenab-ı Hak. Bütün hastalar, yeryüzü bir hastalar eczane oldu. Hidayeti de dalaletten hidayete giden insanların, küfürden imana giden insanların kazandığı iman İslami şerif olan Allah'ın Hadi ismini, cilvesini gördük. Allah bize cüziyetten külliyete bakmayı, imanımızı külliyeden cüziyete, yani cüziyetten külliyete, takipten takip çıkarma nasip etsin der. Amin. Okunan sözdeki bize maksadı bağışmasını diler. Ramazanımızın hayırlı olmasını diler. Sözü Tanyer karşı bırakarak bitiriyorum. Buyur. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alemin hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.